Odak noktasından iyi akşamlar diliyoruz. Efendim gündemin sıcak noktalarını konuşmak üzere yeniden sizlerle birlikteyiz bugün de. Önemli bir gün bugün. Ne yazık ki yıllar önce Kıbrıslı Rumların soykırım girişlerine maruz kalan çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimiz ama bir varoluş mücadelesiyle Türkiye ile beraber bu ada topraklarına tutunmayı başaran Kıbrıslı Türklere çok yakın bir hikaye. Bundan tam 27 yıl önce tarih yaprakları tam da bugünü gösterdiğinde yıl 1992'de ne yazık ki Azerbaycanlı soydaşlarımıza yönelik çok büyük bir soykırım gerçekleşti. 106 kadın, 70 yaşlı, 63 çocuk, 613 Azerbaycanlı soydaşımız ne yazık ki şehit oldu, yaşamlarını yitirdiler. İnsanlık tarihinin kara lekesi olarak tarihe geçti. Ne yazık ki Azerbaycanlı dostlarımız bugün savunmasız 613 sivilin katledilişinin 27. yıl dönümünde kaybettiklerine ağlıyor. Biz de onlarla birlikte bir kez daha bu katliamı gerçekleştirenlerin bir kez daha lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu zihniyeti aramıza da dolaşmaya devam eden, çok yakınımızda bulunan bu zihniyeti de yakından takip etmeye, izlemeye devam ediyoruz efendim. Bugün programa Hocalı katliamıyla başlamak istedik. Program konuğumuzu birazdan takdim edeceğim sizlere ama önce isterseniz bu konuyla ilgili bir bağlantı gerçekleştirelim. Azerbaycan İnsan Hakları Derneği Başkanı Sayın Ahmet Şahidov telefon attığımızda. Ahmet Bey merhaba. Merhaba Ahmet Bey. Şu sıralarda sanırım Türkiye'de Hocalı katliamı ile ilgili bir etkinlik için Türkiye'de bulunuyorsunuz. Zaman evet. Zaman sizle de hem stüdyomuzda hem de canlı bağlantılarla hem Azerbaycan'ı hem de bölgeyi konuşmuştuk. Bugün de 27. yıl dönümü kanlı katliamın neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. İlk önce Diyalog Televizyosu'na bu şansı bizim için tanıdığı için ve her zaman Azerbaycan'ın, Can Azerbaycan'ın acılarını bölüştüğü için derin teşekkürümü bildiriyorum. Bugün İstanbul'dayız. Artık Şubat ayının 20'sinden itibaren 26'sına kadar Reformcu Gençler Birliği'nin düzenlediği Hocalı'ya Adalet Haftası çerçevesinde konferanslarda katıldık. Hocalı soykırımının 27. yıl dönümüyle bağlı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi ve İstanbul Sultan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde Hocalı'ya Adalet konferansları düzenledik. Ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimiz de dostlarımız da bizi yalnız bırakmadılar. Bu arada hatırladım ki KKTC Meclis Başkan Yardımcısı bizim Azerbaycan'ımızın en yakın, en aziz dostu Zorlu Törey ve Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça da bizim bu konferanslarımıza katıldılar bizim davetimiz üzerine. Hocalı soykırımının 27. yıl dönümüdü artık. Artık 27. yıldır ki o katliamın, o soykırımının acılarını yaşıyoruz ve yüzyıllar da geçse o günleri hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü Hocalı soykırımı tek 613 kişinin katledilmesi değil. Hocalı soykırımı ebeveynlerini itilmiş yüzlerle insanlar demek değil. Bugün artık Azerbaycan'da 27, 28, 29 yaşlarında gençler var ki onlar 1992 yılın Şubat ayında gözleri karşısında ebeveynlerini itirmiş gençlerdir. O gençler bugün Azerbaycan'da ne kadar da mutlu olsalar bile ama yine hiçbir zaman mutlu olamayacaklar. Çünkü onlar hayatlarının en duygusal, en kövrek anılarını kaybetmişler. Ve bu yüzden bizim de bir vazife borcumuzdur ki onların haklarını tüm dünyaya iletmek ve Hocalı soykırımını, Hocalı katliamını yapan insanların adalet mahkemesi karşısına çıkarılmasını sağlamaktır. Biz Türkler hiçbir zaman intikam peşinde olmadık. O yüzden de biz adalet istiyoruz, Hocalı'ya adalet istiyoruz. Ve bu Hocalı konferanslarını düzenlemekte amacımız bir tek Hocalı soykırımıyla bağlı değil. Yani siz az önce hatırlattınız Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerine karşı o Noel saldırıları yüzlerce günahsız insanların toplu şekilde kuyulara gömülmesi
20 Temmuz'da, 14 Ağustos'ta, 21-25 Aralık'ta Kıbrıs Türklerinin şehit edilmesini bizler de Azerbaycan da unutmadık. Ve bu yüzden Hocalı soykırımı aslında tüm Türk dünyasında, Azerbaycan'da, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, diğer bağımsız Türk devletlerinde ve özel Türk cumhuriyetlerinde katledilmiş günahsız insanların, sivillerin haklarını bir daha dünyaya iletmek ve bir daha dünyada bu tür soykırımların, katliamların yaşanmaması için birlik ve beraberlik şeklinde yürümektir. O yüzden Hocalı bizim için tek Azerbaycan'ın derdi değil. Kuzey Kıbrıs'ın da, Kıbrıs Türklerinde bir Hocalısı var. Türkiye'nin de bir Hocalısı var. Diğer bugün dünyanın dört yanında yaşayan Türklerin de kendi Hocalı bir, Hocalı adlı bir hikayesi var. O yüzden ben düşünüyorum ki bu acıları bir daha yaşamamak için bunu unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Ben bir daha teşekkür ederim ki Diyalog Televizyası her zaman tek Hocalı'yla bağlı değil. Diğer önemli tarihlerde Azerbaycan Türklerini unutmuyor. Biz de hiçbir zaman sizi unutmuyoruz. Her zaman Kuzey Kıbrıs insanının, Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmakta devam edeceğiz. İster AGİT olsun, ister Avrupa Konseyi olsun, her türlü uluslararası platformlarda bir insan hakları savunucusu olarak ben her zaman vatanım Azerbaycan'ı, ana vatanım Türkiye'ni ve yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs'ı beraber şekilde savunmaya hazırım. Çok teşekkür ederiz Şahidov. Çok önemliydi Sayın Şahidov bu söylemleriniz. Temaslarınıza size başarılar dileriz. Kıbrıs'ı da hiçbir zaman unutmadığınızı ve Kıbrıs'ın da Kıbrıs'ı Türklerin de bir sesi solu olduğunuzu biliyoruz temaslarınızda. Bu bağlamda biz de size bu programda bir yer vermek istedik. Bu anlamlı tarihten dolayı, bu önemli günden dolayı. Neden önemli? Evet, acı tarih. Tarihe kara bir leke olarak geçti ama buradan çıkarılması gereken çok büyük dersler var. Zaman zaman biz Türk toplumu olarak birbirimizin soydaşıyız ama ne yazık ki tarihten yeterince zaman zaman ders çıkaramıyoruz. Yaşadıklarımızı dünyaya belki de anlatmakta zaman zaman zayıf kalıyoruz. Evet. Bazen belki Dağlık Karabağ'da, bazen Türkiye'de, bazen de Kıbrıs'ta bu böyle oldu ama umarız bundan sonra böyle olmaz. Bir kez daha şehitlerinizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimize teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Azerbaycan İnsan Hakları Derneği Başkanı Sayın Ahmet Şahidov'la kısa da olsa Hocalı katliamını konuşmaya çalıştık. Şimdi hemen yeniden stüdyomuza dönelim. Bugün program konuğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamenterler Birliği Başkanı ve eski Dışişleri Bakanlarımızdan Sayın Vedat Çelik. Efendim hoş geldiniz yerinize. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Sağ olun. Bir bağlantı yaptık, önemliydi. Bu gibi çok önemli günlere çok atıfta bulmak çok önemli. Ne yazık ki bugün Ermenilerin soykırım diye dünyaya yutturmaya çalıştıkları ne yazık ki bir takım palavra ve gerçek dışı ne yazık ki masal birileri tarafından kabul ediliyor. Çok ilginçtir. Güney Kıbrıs'ta 11 yıl önce Larnaka'da sözde Ermeni soykırımı anıtı dikilmişti. 11 yıldır da Güney Kıbrıs'a gelip giden tüm Ermeniler bu anıta mutlaka gider, orada konuşmalar yaparlar, çelenk bırakırlar. Belki bir gün Hocalı soykırımı katliamı ile ilgili bir anıt da ülkemize dikilir. Belki de bir gün Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanmış asimetrik saldırıların bir soykırım olduğunu bizler de bir şekilde dünyaya anlatmaya başlarız. Türkiye'de Kıbrıslı Türklere yönelik bir soykırımın anıtı dikilir. Belki de Azerbaycan'da. Bunlar benim duygusal değil, çok da gerçekçi, biraz da diplomatik temennilerim, dileklerim. Bilmiyorum bu konuyla ilgili yorumunuz var mı? Buyurun efendim. Ne yazıktır ki eli kanlı ve ortağına soykırım uygulayan Güney bugün Türkiye aleyhinde soykırım şeysi kurabiliyor. Gerçekle ilgisi olmayan yollarda bize karşı düşmanlığını bir kez daha gösteriyor. Hakikaten bu konuda çok eksikliğimiz var. Gerek bizim gerekse sayın şeyin anavatanın. Bu konu bize karşı bir silah olarak kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor ve edecektir maalesef. Bunu bir yerde tahmin ederim ki başka türlü yapabilir miydik bilemiyorum. Osmanlı'da arşivleri açıldı.
Evet. Açıldı ama kefi gelmedi. Dünyada en tanınmış 4 tane tarih profesörünü davet edecektik ve onlara birer kitap, birer makale, birer duyuru, onlar bizim şahitlerimiz olacaktı. Günün gerçeklerini ortaya koyacaklardı. Dolayısıyla bizim iddialarımız biraz daha geçerlilik, biraz daha kabul edilir olacaktı. Bu eksikliği biz yapmadık. Tamamlamadık. Ve maalesef istismara da açık durumda gidiyoruz. Önlemeye çalışıyoruz. Bu proaktif şeyle bunu zannederim büyük oranda çözebiliriz. Evet. Teşekkür ederim. Umarız öyle olur. Evet.